Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Rehber Matematik'te 9. sınıf matbook videolarına devam ediyoruz ama bir ayrılık vaktine geldik be güzel arkadaşım. Evet. Üçgenlerde ayrılık vakti. 28. videosuyla birlikte üçgenleri bitiriyoruz be. Seninle birlikte gerçekten tabiri caizse üçgenlerin içinden geçmiş oluyoruz. Artık yeter diyoruz. Şu 9. sınıf üçgenleri bilsin bu video ile diyeceğiz. Ama bir dakika ben sana ne diyeceğim. Arkadaş bak ikinci dönem ikinci yazılar geliyor. Evet ikinci dönem ikinci yazıları yapacağız. Beraber bitireceğiz. Ama sen ne yapacaksın Haziran'da? Benimle birlikte başlayacağımız yeni kamplar var. Evet sıfırdan problem sıfırdan matematik sıfırdan geometri sıfırdan geometri. Bak üçgenleri anlamadıysan ileride çok zorlanırsın. Lütfen ama lütfen. Yazın sen kendine yatırım yapıyorsun sıfırdan geometri, sıfırdan matematiği bitiriyorsun. Bu ikisi bittikten sonra sıfırdan problemleri bitireceğiz. Haziran ayında da yine sıfırdan matematik kampı kitabımız çıkıyor ve ne yapacağız? Beraber seninle birlikte sıfırdan matematiği bitireceğiz. Ha ben şimdiden duyuruları yapayım. Ama ama önce önce dokun sınıf matbuğu beraber bitirmeye devam diyoruz. O halde geometride üçgenlerde son ders için gönder gönder gelsin hocam diyorum ve üçgenlerin 28. dersinde artık benzer üçgenlerin alanlar oranına bakacağız beraber. Ne demek benzer üçgen? Biliyorsun belli bir benzerlik oranımız vardı. Bu oranla alanlar arasında nasıl bir bağlantı var onu söyleyeceğim. Arkadaş önce bana şunu yaz. Benzerlik oranı nedir bu soruda? Onu bir yaz bakalım. Benzerlik oranı nasıl bulunuyordu? Hocam eğer ABC üçgeni ile DEF üçgenleri benzerse benzerlik oranı da bunların kenarlar oranına eşittir. A bölü D'ye eşit. Yazdım. Peki alanlar oranı nasıl bulunuyor? Alanlar oranı benzerlik oranının nesine eşittir? Karesine benzer iki üçgenin alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Bak bunu da benimle birlikte çiziyorsun. Artık ne diyorsun? A bölü D'nin karesidir diyeceksin. Peki ya arkadaş benzer üçgenlerin yükseklikleri de benzer değil miydi? Mesela buradaki HA, buradaki HD benzerlik oranına ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. Aynı alanlar oranını biz bu üçgenlerde benzerlik oranı olan yükseklikler oranının karesinden de yazabiliriz. Kısaca sen neyi hatırlayacaksın hocam? Ben neyi bilmeliyim hocam? Benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranın karesi da alanlar oranı. Anlaştık mı? Bütün mevzu, bütün olay bu. Bir de işimizi kolaylaştıracak bazı mevzular var. Bazı soruları hızlı çözmemizi sağlayacak. Örneğin bak şuraya kadar görmeni istiyorum. Aşağı katı şimdilik görme. Hocam bu iki üçgen benzerse küçüğün büyüğe oranı diyeceğiz. Küçükte bir birim, büyükte kaç birime tekabül ediyor? İki birime tekabül ediyor. O zaman benzerlik oranının karesi alanlar oranını verecektir. Yani bunun alanına S dersem tamamına kaç s diyeceğim 4s alan diyeceğim. E tamam da güzel hocam. Sen bunun bir tane s'sini yukarıda kullandın. Toplamda 4 tane s'ye eşitse aşağıya kaç tane s kaldı? 3 tane s kaldı. Ha 1'e 3. Peki olayı bak nereye bağlayacağım şaşıracaksın şimdi. Şimdi buraya kadar görmeni istiyorum. Bunu görmeni istemiyorum. Bak 1'e 3 oran. Yakaladın mı? Evet hocam. 1'e 3 oran. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. 1'e 9 yapıyor. Eğer burası S ise tamamına kaç S diyeceğim? 9S diyeceğim. Az önce buranın 3S olduğunu gösterdin hocam. Gösterdik beraber baktık ona. 1S buradan 4S buradan geriye kaç tane S kaldı 9'dan çıkınca? 5 tane S kaldı. Bir dakika ya. Böyle bir tesadüf olması mümkün değil. Dikkat et S 3'se, 5'se sonra nereye gitmeye çalışıyorum? 7'se eğer parçalar tam olarak eşit olarak ayrıldıysa, tıpkı şurada olduğu gibi eşit parçalara ayrıldıysa 1 3 5 7 9 ne yapıyorsun? Tek sayılar olarak alanları ilerletebilirsin. Uzun uzun o benzerlik oranının karesini falan yazmana gerek yok. Ha bunu soru içinde anlatınca diyeceksin ki hocam taşlar yerine oturdu. O taşları yerine oturtacağız beraber arkadaş. Daha ne sorular çözeceğiz. Gel. Şimdi sorun o bir Bak neyi vermiş soru önce ona bakıyorsun. ABC üçgeni, DF üçgeni ile benzer üçgenler. İçerideki üçgenler şu büyük üçgen benzer üçgen. AB, DF'nin 3 katı. Bir dakika hangi kenarlar benzer? AB ile DF kenarı benzer hatırla. AB eğer 3K ise AB uzunluğu eğer 3K ise hocam DF uzunluğu herkes karşısındakinin katına eşitti. DF uzunluğu K kadarmış. Kısaca bu iki üçgen arasında benzerlik oranı yaz dediğimde bana senin ne yazman gerekiyor? Hocam K'ye 3K. K'ler birbirini götürdü. 1'e 3. Peki alanlar oranını bana bul dediğimde ne diyeceksin? 1 bölü 3'ün karesini alacaksın. 1'e 9 oran yazacaksın. Yani hocam içerideki alana A alanı dersem tamamına ne derim? 9A alan diyeceğiz. Peki soru bizden ne istiyor? Bir de soruyu okuyak be. Soru ne diyor? Bir de ona bakalım. Boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Boyalı bölgenin alanından kastımız ne? Hocam bak sen A'yı buraya verdin. 9 A'yı tamamına verdin. E tamamından içindeki o beyaz kısmı çıkar at. O sarı bölgenin alanı kaç tane A'ya eşit? 8 tane A'ya eşit. Peki DFE üçgeni ki burası. Kaça eşit? 18 santimetre kareye. Demek ki A 18 santimetre kare alana eşit. Hocam biz neyi arıyoruz? 8 tane A'yı arıyoruz. Bak 9 tane değil. 9 A onun tamamının alanı. Ben sadece sarı bölgenin alanını arıyorum. O zaman 18'i 8 ile çarpmam. Yeterli 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 6 daha ne yaptı? 144 yaptı. 144 santimetre kare dedim. Vurdum cevabı. Ne oldu bana bak bana arkalara bakma ne var arkada bir şey yok. Bir şey mi takıldı bu tarafa mı takıldı bu tarafa mı takıldı. Hangisine tak? Şşt, pek hey <laughs> <El> sallama, çalış. <laughs> Re, reji biz de bizle birlikte çalışıyor. Haydi bakalım, yola devamlıyoruz. Reji bilmeyen var mı ya? Aman ha, Reji bilmeyen olmasın. Şimdi, ABC bir üçgen hocam. ED paraleldir BC'ye. ED paraleldir BC'ye. Ya bu paralelliği niye verdi? küçük üçgenle büyük üçgenin benzer olduğunu yakalamanı istiyor soru senden. Tamam mı? Hocam burası nokta açısı. Burası cızık açısı. Paralellikten cızık açısı. Burası küpeli açı. Burası küpeli açı. Ha diyorsun ki bu üçgenler benzer üçgenler. Hatta benzerliği yazarken bak şöyle yazabilirim. A, E'nin oranı şeklinde yazabilirim. Misal. Peki başka ne veri var elimizde? AED üçgenin alanı 18 santimetre kare. Bak burası ne verilmiş? 18 santimetre kare. Gittim alanı direkt içerisine yazdım. Diyor ki buradaki dörtgenin alanı nedir? E, B, C, D. Dörtgenin alanını benden istiyor. Ne yapalım hocam? Önce bir benzerlik yazalım bakın. Bana benzerlik oranını bir yazdırır mısın? Hocam küçük üçgende 6 birim büyük üçgende 8 birime tekabül ediyor. Yani 6 bölü 8 benzerliğimiz. Ama sadeleştirme var. Biz önce sadeleştirmemizi çakalım orada. 2'ye böldüm efendime söyleyeyim. 3 geldi 2'ye böldüm 4 geldi. Şimdi alanlar oranına geçmek istiyorum. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. 3'ün karesi 9 4'ün karesi 16. Yani 9 bölü 16 benzerlik oranına eşittir. Olay bitti mi? Bitti. Bitti ama bir dakika biz alanlar oranı 9 bölü 16 bulduk da bu bizim için cevap değil hocam. 9 alan dediğim yer neresi? Bak burası 9 alana eşit. Tamamı 16 alana eşit. Benim bunu anlamam lazım. Bunu anladım hocam. E tamam da 16 alandan sen 9 alanı çıkarırsan bir kere geriye ne kalıyor onu söyle bize. 9, 16, 7 alan kaldı. 7 alan neresi? Bak 7 alan sorunun benden istediği dörtgenin alanı. Peki şimdi biz A'yı bulduğumuzda soru bitecek. 9A 18'e eşit. E yaz. 9 alan 18 ise alan dediğimiz şey 2 cm kareymiş. Biz neyi, arıyoruz? 7 alanı arıyoruz. 7 çarpı 2'den 2 kere 7 14 cm karedir dedim. Vurdum cevabı. Hocam bunlar iyi güzel de sertleri yok mu zorları yok mu gelecek adım adım ilerleyeceğiz. Biliyorsun özellikle sonunki sorumuz hep derece tayfaya özel. Biz daha dokuzuncu sınıftan ne yapacağız? O TYT, AYT şimdiden asılmaya çalışmaya başlayacağız. Basmaya devam derler ya. Haydi bakalım. Basmaya devam diyorum. Üçüncü soruyla yolumuza devam ediyoruz. ABC üçgeninde. A, C, Y paralel ve BC'yi 4 eşit parçaya bölen 3 doğru çizilmiştir. Bu ne demek? Bunların hepsi birbirine paralel ve şuradaki aradaki parçaların hepsi birbirine eşit. Bir dakika dur. Artık tableti böyle mi? Allah çevirdik ekran gitti. Çevirmez olaydı. Hey, gelen geri. Aa dur. Ekran gitti. Dur bir dakika. Tak çıkar yapalım. Yani tam bizim mantık. Baştan çalıştıralım. Belki çalışır. Gel, gel, gel. Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz efendim. Ha geldi. Ya nereyi anlatmaya çalışıyorum? Burayı aslında bak. Hep aradaki doğrular paralel. Aradaki mesafeler birbirine eşit. Ha hocam oradaki mantığın aynısı. Daha soruyu okuduk. Buradayken duruyorsun diyorsun ki hocam bunun alanı A ise burası kesinlikle 3A'dır. Tek sayılarla ilerliyorsun burası 5A'dır. Hocam buranın alanı 7A'dır. Vurdun mu cevabı? Bekle daha soruyu okumadık. Mavi boyalı bölge 20 santimetre kare. Yani soruda bana 5A'yı verdi 20. A'nın cevabı ne geldi? 4 santimetre kare. Sen bunu klasik yöntemle, o uzun yöntemle yani ya ben bunu benzerliğini bulayım, benzerlik olur. Yapayım deseydin saatler sürer bu soru. Abi gerek yok. Gerek yok. Mantığı öğrendik. Tek sayılarla ilerliyor. Ve bilmen gereken alanlar oranıyla ilgili en önemli kurallardan biri bu. A'yı buldun 4. Peki benden ne istiyor? Sarı bölgelerin alanlar toplamına. 3'ü burada. 7'si burada. Oo, ona ay istiyorsun hocam. 10 çarpı 4'ten doğru cevap 40 santimetre karedir dedim. Vurdum cevabı 40'a. Genler gelsin hocam dedim 4'ün soru. Dördüncü soruda da bakalım ne varmış. Şimdi ABC bir üçgen diyor ki ben sana diyor bir tane diyor eşit kenar verdim diyor. Daha doğrusu eşit açı verdim diyor. Alan da vereyim dur diyor. Bak diyor bu AED'nin içi 9 cm kare. Şuradaki dörtgenin içi 27 cm kare. AD uzunluğunda yazdım diyor 8. Bana buna göre bul diyor AB uzunluğuna. X'in bu X'i bul. Bir dakika hocam Hani biz hep buraya gelene kadar neye dikkat ettik? Hep benzerlik oranı veriyordu. Alanları oranına geçiyorduk. Tersi verilebiliyor mu? Al işte tersi. Tersini de verir adam sana. Yeter ki bu soruda önce senin şunu gösterme. Acaba bu üçgenler benzer mi? Şimdi burası nokta açısı olursa eğer küçük üçgende nokta, büyük üçgende de nokta oldu mu? Oldu. Nokta çift çizgi varsa şuraya da çizik desem kabul mü? O zaman ne diyorum? Nokta çizik çift çizgi. Bir dakika nokta çift çizgi buraya ne kalır hocam çizik açısı kalır tamam demek ki küçük üçgende büyük üçgen kesinlikle benzer üçgenler bunlar benzer üçgenler peki benzerlik oranı belli mi hocam hayır oran belli değil ama benzerlik oranını bulmak isteseydin yapacağın ilk hamle ne olurdu dersin ki küçük üçgende çiziğin karşısında hemen bak yazmaya çalışıyorum benzerlik oranı eşittir küçüğün karşısında ne var? Çizin karşısında 8 var. Büyük üçgende çizin karşısında a hocam aradığımız değer. Kim o? X değeri var. 8 bölü X. Benzerlik oranını bul. Soru bitsin. Ama büyük sıkıntı benzerlik oranı nasıl gelecek? Şimdi bir daha düşünüyorum. Bunların alanları oranı. Aa demek ki benim alan AED üçgenimle benim alan Hangi üçgene bakacağız? A, C, B üçgeninde. Benzerlik sırasına göre yazmaya çalıştım. Şimdi A, E, D üçgenin alanı zaten belli 9. Ama büyük üçgenin alanı 9 artı 27'ye eşit. Bunları topladığımda 36 santimetre karede burası geldi. Artık ben neyi oranlayabilirim? Alanları oranlayabilirim. Alanlar oranı ne çıktı hocam? 1 bölü 4 çıktı. 1 bölü 4 alanlar oranı. Bir dakika hocam biz şöyle yapıyorduk. Benzerlik oranının karesini alıyorduk. Alanlar oranına eşitliyorduk. Şimdi bunun karesini almak meşakkatli. 8 kere 8, 64, x kare. Buna x kare ile kimi uğraşacak? Bırak onu. Gel buraya. 8 bölü x'i aynen yazsam. 8 bölü x'i aynen yazsam. Bunun karekökünü alırsam ki 1 bölü 4'ün kare kökü 1 bölü 2'dir kökü. E 1 bölü 2'yi buldum olay bitti. İçler dışları patlattığım an 2 kere 8 16 santim bizim aradığımız x'tir. İşte bu güzel bir soruydu. Gerçekten sınav kalitesinde bir soruydu. Sadece okul sınavı değil. Sadece okul sınavı değil. Gireceğin denemelerde. Ya hocam denemeydim denemeydi daha 9. sınıfız demiyorsun. Hedefler büyükse zaten o yüzden buradasın. O yüzden rehber matematiktesin. Hedeflerimiz büyük bizim. Gel. Benzerliği direkt vermeyecek sorularda. Bak benzerliği vermedi. Ne yapıyorsun? Bakıyorum 5'in soruya. BAC dik üçgen diklik verilmiş 4 santim. Neredesin abi? Buradasın abi. Alanlar diyor birbirine eşit. Hangi alanlar? DBE üçgenin alanıyla şuradaki dörtgenin alanları birbirine eşit. Bir dakika onu bir yazmakta fayda var. Yani burası A alanıysa hocam burası da mı A alanı? Aynen öyle. X'i X bulur musun? diyor. Yani ben şunu mu söyleyebilirim? Hocam bizim iki tane üçgenimiz var. Bu üçgenlerde diyelim ki burası nokta açısı 90 derece burası çizik olsun. Büyük üçgene bak nokta 90 ahanla burası çizik demek ki bu iki üçgen benzer üçgendir ve bu benzer üçgenlerde alan ABE ile yine alan dikkat et sıralamaya önemli A'dan başladım bir dakika A'dan başlamayalım D'den başlayalım DBE küçük üçgende çizgi nokta 90 Büyük üçgende çizgi nokta 90 yani C, B, A üçgeninin alanlarını birbirine oranlıyorum. Küçük üçgende A. Büyük üçgenin alanı ne? Hocam 1A, 1A daha 2A yaptı. Demek ki alanlar oranı ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Bak burası alanlar oranı. Peki benzerlik oranını bul deseydin bana ne diyecektin? Diyecektin ki hocam küçük üçgende noktanın karşısında 4 var. Büyük üçgende noktanın karşısında X var. Ha, ben eğer alanlar oranının kare kökünü alırsam neye eşit olacak? Benzerlik oranına eşit olacak. Ha tam tersi. Bunun karesini alabilirsin. Yani 4 bölü x'in karesini. Ama alma. X kareyle uğraşma. Gerek yok. 1 bölü 2'nin kökü ne hocam? 1 dışarı çıkar ama kök 2 içeride kalır kök 2 olarak. 4 dışarı yo ona bir şey yapmadık ki hocam o 4 bölü x olarak kalacak. Aynen öyle. İçler dışları patlattığında x eşittir buradan 4 kök 2 santim gelecek. İlla ne olması gerekmiyor? Kökün dışına çıkması gerekmiyor. Bazen direkt böyle cevaplar da bulacağız. Güzel değil mi? Zor mu? Söylesene bana. Çıkmıyor mu cayır cayır cayır? Sen yeter ki önce benzerliği bul. Sonra kuralı bil. Benzerlik oranının karesi ben söylemedim. Sen söyledin. Geçtik altını soruya. Tamam. Zorlaşıyor artık sorular. Şimdi G1 CDE üçgeninin G1 şurasından kastım. CDE üçgeninin G2 ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Hepsi farklı üçgenlerin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ne yapıyordu? 2'ye 1 oranında bölüyordu. Hocam hatırlıyor muyuz? Hemen hatırlat. Bak şurada üçgeni çiz bana. Çizdim üçgeni. Ağırlık merkezi ne yapıyordu? 2'ye 1 oranında oran yapıyordu. Olay bu. Mantık bu. ABC üçgeninin alanı 81 santimetre kare. sen bütün alanı vermişsin hocam. 81. Benden boyalı bölge istiyorsun. Nasıl bulacağız? Önce üçgenler arasındaki benzerliği bul bana. Yani nasıl bulabilirim onu? Şöyle yapalım. Bu ağırlık merkezinden geçen doğrunun adı neydi? Kenar ortay doğrusunu çizdim. Kenar ortay doğrusunu önce şu üçgende kullanmak istesem iki parçaya bir parça. Ha hocam yani diyorsun ki sen buraya 2K dersen buraya K demek zorundasın. Bravo. Şimdi büyük üçgende aynı şeyi düşünelim. Şurası ağırlık merkezi. İki parçaya bir parça. İki parça dediğim yer 3G. 2'ye böl 3 k bölü 2. Kim 3 Öyle yamuk yumuk sayılarla uğraşacak. Yamuk sayı diye bir şey mi vardır ya? Virgüllü sayıyla uğraşacak ya. Hocam biz buraya 2 yerine 4K, buraya da K yerine 2K yazsak oran değişmiyor değil mi? Değişmiyor. Peki buradan burası ne yaptı? 6K yaptı. Burası onun yarısı olması gerekiyor. Ha! Hocam burası 3K. Böylelikle buçuklu sayılarla uğraşmadın. Bak matematiğin en güzel yanı. Başka derslerde sayı veremezsin. Ama burada sayıları sen belirliyorsun. Olayı sen belirliyorsun. Soru zor mu? Belki de sen zorlaştırıyorsundur. Belki hata sendedir. Belki de bunu görmemiştir. İşte bunu görmeyi öğreneceksin bu soru tiplerinde, tamam mı? Şimdi Hocam ne yaptık biz 3K, 2K, 4K? Ya biz böyle oldu mu ayırmak çok zordu hocam. Sen bana az önce bir taktik öğrettin dedim ki hepsi keşke eşit ayrılsaydı. Abi keşke yok matematikte. Sen ayırırsan var bak burası eğer 4 parça olsaydı 4K'yi 4 parçaya böldüm. 2K'yi 2 parçaya böldüm. Her biri K parça olmaz mı şu parçaların hepsi? Evet hocam. Burayı da 3 parçaya bö böldüm hocam. Eee? Şimdi bana alanları söyle. Tek başına A ile başlasan. Her biri birbirine eşit olduğu için 3A, 5A. A hocam çıkıyor. A'sı ma'sı yok. Biliyorsun işte mevzuyu. 9A, hop 11A, hop 2 daha ekle 13A. Hocam biz buraya kadar öğrenmedik. Ya önemli değil tek sayı gidiyor onlar. Yapıştırırsın sen onları. Şurası ne yaptı? 17A yaptı. Buradaki bütün A'ların toplamı neye eşit olacak? 81'e. Gel bir yazalım bakalım. 17A artı 15A artı 13A artı kolay yolunu göstereceğim şimdi bekle. 9A artı 7A az ah sabret geliyor 5A artı 3A mı yazdım artı A mı yazdım cevabı kaç eşitledim 81'e şimdi düşünüyorum. Diyorum ki baştan sondan topladım 18 baştan sondan 18 bir 18 daha bir 18 daha sonra 9. Yani toplamları ne yapacak? İstersen hesapla 81A yapacak. Soru tesadüf değil. Öyle denk getiriliyor. 81A. 81'e eşitse A dediğim şey neye eşittir? 1 santimetre kare. Peki ben ben aslında 11A ile 9A'nın toplamını ben 20A'ya arıyorum. A yerine 1 yazdığımda doğru cevap 20 santimetre kare geliyor. Bu da benim aradığım cevap oluyor. Bu soruyu bilmeyen adama öğretemezsin. Yani şu olayı bilmeyen adama çözdüremezsin. İnanılmaz zor. Bitmez. Ya der benzerlik oranının karesini aldım falan. Abi çıkamazsın işin içinden. Ama böyle cayır cayır. Baktım böyle çok parçalı mı? 4K, 2K, 3K mi geldi? Ya eşit böl. Makas senin elinde. Kalem senin elinde. Makas gibi. Çat diye vurdum. Böldüm. Yapabilir miyim? E yaptım işte. Yaptım görüyorsun. Bu kadar. Peki. Sorunu o 7. Hani biz bu benzerlik oranı ile ilgili bir cümle kurduk sana. Benzerlik oranı evet kenarlardan anlaşılabiliyor. Ama yüksekliklerin oranı da benzerlik oranını veriyordu. Açı ortayların oranı da benzerlik oranı veriyordu. Kenar ortayların oranı bile bize benzerlik oranını verebiliyor. İki üçgen de biliyorsak o oranı tabi. Şimdi 7. soru bak bana ne veriyor? ABC üçgen. Diklikleri verdim diyor. Ya bırak Bırak bu işi. AF dediğin şey bu üçgenin yüksekliği. AK dediğin şey ABC üçgeninin yüksekliği. Yani bana bunu böyle direkt vermiyor da. Yok diyor bunlar buraya dik indiriyor. Bırak bu numaraları ya biz anlarız. AF'yi FK'ye böldüm 2 bölü 5. Bir dakika hocam sen diyorsun ki herkes karşısındakinin K katına eşit. Yapıştır o zaman. AF'ye ne diyorum şuraya. Hatta direkt üstüne yazalım. Ya şöyle oku ha moka gerek yok. 2K. FK'ye ne diyorsun? Hop 5K dedim. Güzel. Ben diyor küçük üçgenin alanını sana vereyim diyor. Burası 4 cm karedir diyor. Büyük üçgenin alanı eşittir soru işareti diyor. Bana bunu söyler misin diyor. Bunu söyleyebilmek için bir kere bu üçgenlerin benzer olduğu aşikar. Niye? Bu iki doğru birbirine paralel. Nereden anlıyorum? Ya buradan gelen doğru ikisini birden dik kesiyorsa demek ki bu doğrular birbirine paralel. O zaman AED üçgeni ile ABC üçgeni benzer üçgenler. Yani alan ABC üçgeni ile alan e, ee, pardon önce küçük üçgeni yazalım değil mi daha güzel oluyor. Alan AED üçgeni oranıyla alan ABC oranı neye eşit olacak? Benzerlik oranının karesine eşit olacak. Bana benzerlik oranını bul ben sana alanlar oranını söylerim. Oradan alana geçerim tamam mı? Peki hocam benzerlik oranı kaç? Ya bir bak 2K'ye... Ha 7K tamam 2K 7 k 2K bölü 7K bunun benzerliği. Sadeleştirdim 2 bölü 7. Karesini aldım 2 kere 2'den 4. 7 kere 7'den 49 alanlar oranı 4 bölü 49 olacak. Güzel. Burayı bulduk. Hocam 4 bölü 49 diyorsun. Peki küçük üçgenin alanı belli mi? Belli hocam bak orayı 4 vermişiz. Büyük üçgenin alanı belli mi? Belli değil. Hadi gel ona A yazalım. İster içler dışlar çarpımı yap. İster bunlar birbirine götürsün. Sen A alanı için ne diyeceksin? 49 santimetre karedir diyeceksin. Al sana geçmiş olsun diyeceğim. Bir soru daha bitmiş olsun diyeceğim. Olay mevzu bu kadar. Bak nasıl derinlemesine çalışıyorsun. Nasıl derinlemesine sorular çözüyorsun. Bak arka tarafta kütüphane gibi. O bile çalışıyor maşallah. Senin arkandaki o şey ne ya? Tişörtün arkasında bir şey var. Yüzde yüz bir şey yazıyor. Yüzde... Ha, Garfield. Ne? Garfield ee, tamam. Size Garfield tamam. Görünüyor muyum orada? Gözüküyor ama bayağı poke. Ee, anca anca işte bu <laughs> silüet görüyoruz orada ama ne olduğu <laughs> belli değil. Gürültü falan yapayım bari ya. <laughs> Varlığın belli olsun diyorsun. Şimdi geldim 8. soruya. Baktık 8. soruya. Şekilde kesişim kesişim C diyor. Bunun anlamı şu. Arkadaş bu doğrusal geliyor. Burada da bunlar kesişiyor demek istiyor. Tamam. Paralellik verdim diyor. A, B, D, e paralel. Ahan da sana ne çizdi? Papyon üçgen. Hayır bilemedin hocam. Kelebek sen ne dersen de işte. İkisinden biri var burada. 5 var 3 var. Yani şu üçgenle bu üçgen zaten nedir? Benzer üçgendir. Ama ben burada şöyle bir şey yapacağım sana. Bak şuradaki sarı üçgene bakmanı istiyorum. Sarı üçgenle şuradaki buradaki sarı üçgen nedir hocam? Birbirine benzer üçgenlerdir. Hayır hocam. Bak buradaki yeşil üçgenle şunu da bir alalım. Şuradaki yeşil üçgen de birbirine benzerdir diyemez misin bana? Bunu söyleyemez misin? Evet büyük üçgenlerde aynı şekilde benzerdir. Yani büyük üçgenlerden kastım bak. Şuradaki kelebekle şuradaki kelebek birbirine benzer. Kabul. Ama buradaki sarıyla buradaki sarı da benzer. Hayır, buradaki yeşille buradaki yeşille birbirine benzer. Bunu yakaladım nar benzer üçgenler. Hatta şöyle de bir şey söyleyebilirim. Burası 5, burası 3 birimse biz ne demiştik? Herkes katını verebiliyordu benzer olduğu kenarlara. Bunu geçen derslerde söyledim. Hocam burası 5k ise şurası 3k olabilir. O zaman ben bu yeşil üçgenlerin de benzerliğinden bahsedemem mi? Benzerlik oranından bahsedersin. E hocam burası 5m ise şuraya 3m yazarsın paşalar gibi. Yazdım. KBC üçgeninin alanı 100 santimetre kare. KBC neresi hocam? Bak bunun alanı 100 santimetre kare. DCF üçgeninin alanı nedir? Ya benzerlik oranını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir mevzu var diyelim artık, tamam mı? Şimdi hocam benzerlik oranı yazalım önce. Benzerlik oranı 3 mye 5m. M'ler gitti. Benzerlik oranı kaç? 5. 3 bölü 5. Pardon. Şimdi geldim alanlar oranını yazmaya. Alanlar oranı benzerlik oranının karesini alıyorum. 3'ün karesinden 9, 5'in karesinden 25. Küçük üçgende 9, büyük üçgende 25. Küçük üçgende A, büyük üçgende 100. Var mı sadeleştirme? Var. 100 ile 25'i sadeleştirdim 4. İçler dışları patlatı verdim oradan. 4 kere 9'una geldi? 36 santimetre kare geldi. Bu da benim aradığım cevapları dedim. Vurdum cevabı 36'ya. Soru 8 biter. O zaman gönder gelsin soru no 9 diyorum. Baktık soru no 9'a. Bu zor bir soru. Hani hep şunu yapıyorum fark ettiysen. Özellikle 9 ve 10 derece tayfaya fen lisesine yönelik. Ama sen ben bir Anadolu lisesiyim. Ben İmam Hatip lisesiyim. Ben Lenslek lisesiyim. Fark etmez abi. Sen de derece oynuyorsan. Senin de hedefler başkaysa. Bu iki soruyu. Hocam ben çözemedim. Siz çözmeden önce. Hiç önemli değil. Ama çözdükten sonra sil cevabı bir turda kendini çözmeye çalış. İşte o zaman çözebildiğinde adım 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 ilerlediğimizi fark edeceksin. Sen bir anda gaza bastığında yüzle gidebildiğini mi zannediyorsun araba? Hayır. Ne yapıyorsun? Gaza basıyorsun, bir ivmelenmeye yakalıyorsun, bir hızlanmaya yakalıyorsun. Değil mi? Biz önce o hızlanmayı yakalıyorsun hem de daha dokuzun sınıfta. İlerisini hiç düşünemiyorum. Derece tabii. Buradan kaç tane derece çıkacak hayal bile edemiyorum. Geldim sorun o 9. şekilde ED paraleldir BC'ye. Bir dakika. ED para Ya hocam benim hayallerim derece. Ya fark etmeden bir anda derece tayfı olduğunu sen göreceksin. Bak hayalinde şu an olmayabilir ama fark etmeden göreceksin. E'de de paraleldir BC'ye yazdım. FD paraleldir EC'ye. FD paraleldir EC'ye. Hmm. Hem buradan paralellik var. Bunun anlamı şu. Şu üçgen şu üçgene paralel. Yani benzer. E'de paralelse BC'ye bu üçgen bu üçgene benzer. Müthiş. Müthiş. Alan FED 6 cm. İyice yaklaş. FED şuradaki küçücük yer. Şunu 6 verdim diyor. EBC B, C alanını 54 verdim sana diyor birader diyor. E hocam AD bölü yani şu AD bölü DC oranını arıyoruz. Tamam büyük üçgenin benzerliği beni kurtarabilir belki ya da başka yerden bulacağız. Bak iyice yaklaştım ya paralellikten noktaya nokta cızığa çizgi şurası da küpeli açıya küpeli açı desem Hemen ardından şunu patlasam herhalde kabul edersin değil mi? Şuradaki sarı üçgenle hocam. Şurada karaladığınız içerisini sarı üçgenler ne olmak zorunda? Benzer üçgenler olmak zorunda. Şöyle güzel karalayalım da sonra belli olmuyor. Hop karaladık güzel değil mi? Heh, sarı üçgenler benzer üçgenler. Benzer üçgenlerin alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. O zaman önce onu bir bulalım. Hocam biri 6 diğeri 54. Bu ben, pardon bu alanlar oranı biraz sadeleştir. 1'e 9. Tamam süper. Benzerlik oranı demek ne demekti? Alanlar oranının kare alıyorsun. Değil mi? Benzerlik oranına geçebilmek için. Hocam bir aynen çıkar. 9 dışarı 3'te çıkar. Benzerlik oranı 1'e 3. Benzerlik oranı 1'e 3 ise biz hangi kenarlar benzer bir bakalım. Hocam mesela şuradaki kenar değil mi? Şuradaki kenarlar birbirine benzerdir dedim. Örneğin şurası K ise hocam burası 3K olmak zorunda. Hayır hocam işte efendime söyleyeyim burası M ise burası 3M olmak zorunda. Kabul. Ama daha fazlasını yazma gerek yok zaten. Hatta hatta şu m'lerden de kurtul. Benim m ile derdim yok. K'lere dikkat et. K'nin olduğu yerleri bir daha gösteriyorum bak. Şuradaki K kenarıyla şuradaki 3K kenarı birbirine benzer ya. Hani 3K'ye K ye benzerlik oranımız var. E hocam nereye varmak istemektesin? Ya varacağım yer belli değil mi ya? Şuradaki üçgeni ben böyle tamamen çizsem bu gördüğüm pembe üçgenler biri küçük biri büyük e, benzer üçgenler. E benzer üçgenlerde benzerlik oranını buluruz hocam. Bak bir birime üç birim. Neye dayanarak söylüyorum? K'yi üç K. Ha hocam yani şunu mu yazmaya çalışıyorsun? Bir kere hangi üçgenler benzer? A, F, D üçgeni benzerdir. A, E, C üçgenine. Kabul mü? Kabul hocam. Şimdi sorunun benden istediğini sil. Biz oraya odaklanmıyoruz. A, D'nin oranını bulabilirim. A, D'nin AC'ye oranı küçük üçgenin büyük üçgene oranı demek. Yani K'nin 3K'ye oranı. K'nin 3K'ye oranı sadeleştirdiğimde oran ne geldi? 1'e 3 geldi. Bu ne demek? Hocam, burası 1 bir birim 3x ise burası 3 birim 3x olur. Peki DC'ye ne kalır? Sen söyle artık DC'ye. 3x x'i e gitti, 2x kalır. Hocam biz neyi arıyoruz? AD ki x dedik. DC 2x çıktı. Oran 1/ bir böyle ikiymiş. Aman neyim bu soruyu kaçırmak yok. Bu soru gerçekten tam bir derece tayfa sorusu. Hani çıkar bu soruyu al ÖSYM sınavına koy. Hiç sırıtmaz. Ben buradayım der. Ben buradayım sınavın seçici sorusuyum der. Ama ÖSYM son dönemde neye daha çok bayılıyor? Katlama sorularına bayılıyor. Katlama sorusuyla gelebilir mi hocam karşımıza? Gelebilir. O yüzden burada son soru bir katlama sorusu. Ve bu soruyu ben gerçekten bunu çözen kalemleri kırmaya hazırdır derim. Bunu çözen yüzleri almaya hazırdır derim. Hani hiç yardım yapmadım hocam. Yaptım hocam. Yaptım ama zorlandım hocam. Hocam yapamadım senden izledim. Yavaş 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 adım adım olacak bu işler. Daha bunun 10. sınıfı var 11. sınıfı var. Yavaş yavaş halledeceğiz biz seninle işi. Eğer oradaki tayfaysan. Tamam Ama belli bir tayfa o. Uçtu gitti zaten onlar. Onlar zaten bu soruları çayır çayır çözmeye benimle birlikte devam ediyorlar. Tamam Onlara da özel video gelecek derece tayfaya özel. İstiyorsanız yorumlara da yazın abi. Da, Hocam biz derece oynuyoruz. Biz derece düşünüyoruz. Derece tayfaya özel. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf yalnız kalmıyordum. Şimdiden bir şeylere başlayalım diyorsan o tayfada yazsın. Bir yorumlarda bir görelim. Bir iki sayımızı bilelim. Ön özü. Ön üzü. Yüzü yüzüdür o. Yüzüdür hocam. Özü olmaz. Üzü de olmaz. Ön yüzü yazım hatası var olsun. Ön yüzü beyaz. Arka yüzü mavi renkli. ABC üçgeni biçimdeki kağıt da. Tamam. Katlama yapılmış bak. Burası beyazmış. Katlamışız. Arkadaki mavi yüzü görebiliyoruz. Tamam. ED katlaması yapılmış. Son durumda. Bir dakika dur. Acele etme. Katlama yaptın. Katlamayı ne yapıyorsun? Bak tabana paralel şekilde yapmışsın. Tabana paralel yaptıysan, şunları bir kullan. Burası nokta, burası nokta açısı. Hatta o nokta açısı katlanınca bu tarafa geçti. Hatta şu kenar bu tarafa geldi, değil mi? Aynısı oldu. Hatta şuradaki parça kenar, buradaki parça kenar. Hocam burası çizik açısı, burası çizik açısı yetmez, burası da çizik açısı. Hatta hatta o da yetmez. Bak bombayı patlatıyorum, bombayı patlatıyorum. Z kuralı var. Hocam burası nokta ise demek ki burası da nokta açısı. Hocam şuradaki parça şuradaki parçaya kesinlikle ama kesinlikle eşit. İki kenar üçgen buldun sen orada. Daha sonra da Başlamadık bile çözmeye. Başın. E, K, K, üst... K, eşit. E, K, K, A eşit. A hocam bu da noktaymış. Yani hocam sen diyorsun ki bu X e, bu X'tir bu da X'tir. Buranın tamamı 2X ya. Oğlum nereden geldi? O buradan geldi. Hocam buranın tamamı da 2x'tir. Benzerlik oranı. Her şey elimde. Her şey elimde. Bir dursun bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen burada mıydın lan? Ay dur. Dur bak ne bulduk. Herkes bizi dinliyor bugün. Reji değil. Reji değil. Bak. Kaçak izleyiciler var. Kaçak izleyiciler var bugün. Bugün kaçak izleyiciler var arkadaşım burada ortalık karıştı az önce. Duman bir yandan reji bir yandan. Vallahi kafa şişti. Telefon da gelince tamam durdurduk videoyu. Şimdi ne yaptık? Dumanı dışarı aldık. Rejiyi yerine aldık. Bu arkadaş burada duruyor. Ben de buradayım. Soru nerede? Soru gelsin. Son sorudaydık ya. En önemli sorudaydık hocam. Hengame çıktı diyorsun. Bir dakika. Hengame de çıksa bu soru ne yapılacak? Yapılacak arkadaş. Baktım. E-K-K-A uzunluğuna eşit de en son onu göstermiştik. Hatırla buralar. X-X'i buraya ne yazmıştık? 2-X yazmıştık. Buna göre olduğuna göre önde görünen mavi üçgenin alanı beyaz üçgenlerin alanları toplamının kaç katıdır diye bana soruyor. Ha şuradaki beyaz üçgenleri düşün. Ben mavi maviyle boyadım ama sonra da şuradaki mavi üçgeni düşün. Bunların alanlar oranını arıyorsun. Ayrı ayrı alanlarını hesaplamam lazım. Peki bu alanları nasıl hesaplayacağım? Önce onu bir düşünelim. Hocam bak şunu şuradan bölseydin 1'e 2 oran. Ha otomatikman şunu söyler miydin? Hocam burası Aysa Burası 3A. Söylerdin değil mi? Bir sıkıntı var mı burayla ilgili? Yok. Peki geldim. Ya arkadaş biz bunu zaten buradan almamış mıydık? O zaman 3A, 1A daha 4A. Biz bunu buraya yerine koyamaz mıyız? E koyarız hocam. Orada da bir sıkıntı yok. Hmm, o zaman başka bir şey daha düşünelim. Hocam bak buradaki benzerlik oranı 2'ye 3 oran. Harikasın. Yani 2x'e 3x oranımız var. X'ler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2 bölü 3 kaldı. Demek ki büyük üçgende küçük üçgenin benzerlik oranı 2 bölü 3. Bırak benzerlik oranı. Sen alanlara oranına geçmelisin. Alanlar oranı nasıl bulunur? Bu arkadaşın karesini alarak. Karesini aldın ne geldi? 4 bölü 9. Peki 4 bölü 9 alanı oranı dediğimiz yer neresi? Hocam bak burası 4 alansa ki gerçekten oraya 4 alan yazmıştık. Tamamına kaç alan yazacaksın? 9 alan yazacaksın. Bir dakika hocam. 4A burasıysa tamamı 9 aysa şu alttaki parçaya kalan alan 5 alan ama bombayı patlatıyorum az olur. Şimdi ben bu içlerini yeşille boyadığım alanlar toplamını sana söylerim. 3A burası, 5A burası. 5A'dan 3A'yı çıkarırsam oradaki beyaz alanlar ne çıkar? 2 alan çıkar. Muhteşem. Beyaz üçgenlerin alanlar toplamının kaç katı olduğunu bulacağız. Yani bizden şunu istiyor. Mavi bölü Beyaz üçgenler yazacağız. Mavi üçgenler ne yapıyordu hocam? 4 alan yapıyordu. Beyaz üçgenler ne yapıyordu? iki alan yapıyordu. Sadeleştirdiğimde sadece geriye iki kaldı ki bunu sadece derece tayfa çözsün. Bu gerçekten çok güzel, çok güzel bir soruydu. Hakkını vere vere çözdük. Şuraya bir bakar mısın? Gerçekten emek kokan bir dersin daha sonuna geldik ama bu artık bir ayrılık vakti. Ben hemen sana hemen ne yapıyorum? Kamp programını açıyorum. Kamp programında da bir görelim. Ondan sonra ayrılık şarkımızı beraber söyleyeceğiz. Hazır. Gelsin bakalım kamp programı diyorum. 28. ders. Abi dile kolay şu üçgenlere bakar mısın? Birden başlamış 28'e gelmişiz. 28. ders biter, üçgenler biter. Ayrılık vakti. Devam ediyor bak. 4 ders sonra 9. sınıf matematik bitecek. Hatırla Eylül ayında başlamıştık. Bugüne kadar getirmişiz beraber. Biz gerçekten seninle çok emek verdik. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alacağız. Ama şimdi ayrılık vakti. Her ayrılık hüzünlüdür. Hüzünlüdür hüzünlü olmasına ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmadı. Olmayacak be güzel arkadaşım. Bizim ayrılıklarımız sonunda bir ders bitti. Bizim ayrılıklarımız sonunda ünite bitti. Üçgenler ünitesi bitti. Beşi dördüncü ünite bitti. Ama bizim ayrılıklarımız sonunda gün gelecek kitap bitecek. Gün gelecek. 9. sınıf bitecek. Gün gelecek. Seni o üniversiteye sınavından sonra o üniversiteye gönderme vakti gelecek. Ama şimdilik yolumuza devam edelim. Sonraki ders görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.